destiny's calling. You and your friends have so much to share. Swinging through life on this great adventure, the spirit of nature will see you through. There are lessons to learn about life and its mysteries, lessons of love that are waiting for you. Look up, there's joy all around you. Nature is wondrous, but beware. The law of the jungle has a lesson for life, but you can still soar right up to the sky. Hold your head up high, keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Camira ile buluşma. Camira. Camira! Mowgli, şimdi neredeysen lütfen gökyüzünü incele ve bu dumanla verdiğimiz işareti gör. Bu bizden sana bir işaret Mowgli. Camira, seni tekrar ne zaman göreceğim? Yarın Canavera'ya geri dönüyoruz. Camira, çok yorgun görünüyorsun. Neden gidip biraz uyumuyorsun ha? Şimdi eve gitme zamanı canım. Ama bir gün tekrar geliriz. Mowgli'yi yine bekleriz. Kesinlikle geliriz. Gelecek sefer onu bulacağımıza eminim. Bütün ormanı dolaşırız ve hep beraber bütün gücümüzle dağlara doğru Mowgli diye bağırırız ki bizi duyabilsin. Onu her yerde ararız. Onu bulacağız. Ama şimdi geri dönmek zorundayız Camira. Büyük baban haklı. Hadi gidelim Camira. Camira. Geliyorum. Hmm.
Gelin, maymunlarla ilgilenmeyin ve yürümeye devam edin. Gidin buradan. Hadi. Camire'yi kaçırıyorlar. Biri bana yardım etsin. Mowgli. Biri bana yardım etsin. Ha? Mowgli. Camira. Camira. Camira! Mowgli! İşte şurada! Camira! 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 Sonunda buldum seni. Camira, hadi biraz su iç. Camira, her şey geçti kızım. Mowgli seni kurtardı. Mowgli neredesin? Lütfen bana yardım et. Zavallı torunum, maymunlar onu çok korkutmuş olmalı. Hala kendine gelemedi. Camira, kendine gel. Her şey geçti artık. Maymunlar gitti, güvendesin. Ha? Seni gördüğüme çok sevindim Camira. Evet. O halde beni taşıyabilir misin? Aynı eskisi gibi sırtında. Elbette. Seni çok özledim Mowgli. Ama artık beraberiz. Hepimiz seni çok özledik eski dostum. Evet. Demek öyle oldu. Şehre gider gitmez öldü yani. Evet Mowgli. Şehre gittikten hemen sonra çok kötü ateşlendi. Ateşten dolayı çok zayıf düşmüştü. İçtiği sudan olmuştu. Doktoru çağırdık. Ama o da hiçbir şey yapamadı. Baban tedaviye cevap vermiyordu. Ve direnci günden güne düşmeye devam ediyordu. Ve sonunda yenik düştü. Köyde kalırsa daha mutlu olacağına karar verdik ama köylüler kızgın olabilirdi ve bu bizim için bir riskti. Yine de onu gördüklerinde kabul edeceklerini düşündük. Buraya geldiğimizde harabeyi gördük. Burada hiç kimse kalmamıştı. Çok şaşırdık. Ben şaşırmadım. Bunu Mowgli ve diğer hayvanların yaptığını düşündüm. Ha? Söylesene Mowgli, tahminim doğru mu? Neden Mowgli? Anlatayım. Kasabalıların Camira'ya yaptıklarını görünce, onların arkadaş ve dostlarına bile acı vermekten kaçınmadıklarını anlayınca, kasabalıların başka birine zarar vermeden durdurulmalarına karar vermiştim. Kararı kurt annem vermişti. Kasabaya gideceğiz. İnsanlara dokunmayacağız. Sadece evlerini yıkacağız. (Gülüyor)
O kötü günden sonra her şey değişti artık. Orman barış doldu. Gördünüz mü? Size bunu Mowgli'nin yaptığını söylemiştim. Bu inanılmaz. Buradaki silahlı insanları sen mi kovaladın? Hayvanlarla beraber yaptık. Silahlarını korkudan bıraktılar. Bundan sonra onları kovmak basit oldu. Kasabalılar çok korkmuş olmalı. Ama aileme yaptıklarından sonra buna çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim doğrusu. Artık geçmişi hatırlayıp canımızı sıkmayalım. Asıl önemli olan Mowgli'yi tekrar bulmuş olmamız ve buna çok sevindik. Öyle değil mi Jamira? Evet, hem de çok. Burası tarlamın olduğu yer. Kasabanın en verimli yeriydi. Bu tarafta da komşum Talib'in tarlası vardı. Evet, burası gerçekten verimliydi. Jamira, neden gülüyorsun? Komik olan ne? Verimliydi demene güldüm büyük baba. Çünkü bu toprak hala verimli. Haklısın yavrum. Oğlum bu tarlaya ne eksek yetişir derdi. Peki, bu araziyi niçin yeniden işlemiyoruz? Bu fikir işte kötü bir fikre benzemiyor. Burayı tekrar işleyebiliriz. Ama baba, bu zor olmaz mı? Yapabiliriz. Bu nedenle bu fikri kabul ediyorum. Ayrıca Kanivara'da taş duvarlar arasında ruhumuzun sıkılmasından da çok daha iyidir, öyle değil mi? Evet. Hadi işe koyulalım. Eve döndüğümüz için çok mutluyum. Ben de öyle. Yaşasın, eve döndük. Bu ova eskiden bufaloları yetiştirdiğimiz yer. Bu kadar çim olmasına rağmen hayvan olmaması çok garip. Çok hızlı koşuyorsun Mowgli. Ama ben de senin kadar hızlıyım. Canım Jamira, yine mutlu görünüyor. Buraya dönmeye karar vermekle doğru yaptık. Kolay olmayacağını biliyorum ama başaracağımıza inanıyorum. Ama baba, bufalomuz bile yok. Ve sanırım alacak kadar paramız da yoktur. Haklısın Mari. Peki bufalomuz olmadan toprağa nasıl süreceğiz? Ayrıca sütümüz de olmayacak. Bunda da haklısın Mari. Büyük baba, yoksa bir sorun mu var? Düşünüyoruz kızım. Tarlaları sürebilmek için bufaloya ihtiyacımız var. Ve onu alacak paramız da yok. Satın almak zorunda değilsiniz. Eski sürünüz hala burada. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Sanırım bufaloların hala yakınlarda olduğunu kastediyorum. Evet, aynen öyle. Kasabadakileri kovarken korktular ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Kurtlar sürünüze göz kulak oldu. Şu anda nehir kenarındalar. Bu çok güzel bir haber. Duydun mu? Ne şanslıymışız. Bu şans değil. Yine her şey Mowgli sayesinde oldu. Artık tarlamızı yeniden işlemeyi denemek için bir sorunumuz kalmadı. Ve ne kadar çalışmamız gerekirse gereksin bunu kesinlikle başaracağız. Buna inanabilirsiniz. Hadi artık çalışma zamanı. Evet. Jamira ve ben yanındayız. Teşekkür ederim. Bize yardım etmek ister misin Mowgli? Buna kim hayır diyebilir ki? Bir, iki, üç, hadi. Hadi. İlk gün için çok iyi iş başardık ve işin büyük kısmını Mowgli'nin yaptığını itiraf etmeliyim. Gerçekten çok güçlü. Onu tekrar bulmamız büyük tesadüf. Biz gerçekten çok şanslıyız. Haklısın. Son zamanlarda bu kadar olumsuzluk yaşamış olmamız beni epey karamsar yapmıştı. Ama şimdi geleceğe tekrar umutla bakabiliyorum. Evet, sana katılıyorum. Ve bugünkü halimiz için de Mowgli'ye teşekkür etmeliyiz. Evet, Mari. Bu çocuk bizim ailemiz için bir şans oldu. Ve özellikle de Jamira için. Öyle değil mi kızım? Ben ne demek istediğinizi anlamadım.
Mowgli. Hı? Evet. Sana bir sorum olacak. Neden bizimle çiftlikte yaşayıp ailemizin bir parçası olmuyorsun? Ne? Ama... Bunu bir düşün. Evet, çok sevdiğin özgürlükten vazgeçmek anlamına gelebilir. Ama sana yaşantın esnasında bunu hissettirmemeye çalışırız. Senin ailen oluruz. Ne dersin arkadaşım? Bizim için şu ana kadar büyük iyilikler yaptın. Eğer ormanda yaşamaya devam etmek istiyorsan bunu anlarız. Ama seni seviyoruz Mowgli ve bir ailen olmasını istiyorsan lütfen bize katıl. Buradan ayrılıp Kanivara'ya gitmek zorunda kaldığınızda sizi bugüne kadar kimseyi özlemediğim kadar özlediğimi bilmenizi isterim. Tek istediğim sizi tekrar görebilmekti. Ama kötü talihin peşimi bırakmıyordu bir türlü. Kaçmasın, takip edin. Ve sizi bulamadım. Aa Mowgli. Şimdi bizi bulduğuna göre bizimle kalmak ister misin? Evet. Sahi mi söylüyorsun? Bu harika. Mowgli. Bufalolara ne oldu? Ha, işte oradalar. Belki biraz oturup dinlensen iyi olacak. Çok yoruldun. Sabahtan beri çalışıyorsun baba. Daha yapılacak çok işimiz var Mari. Ayrıca ne kadar çok çalışırsam o kadar iyi hissederim. Asla vazgeçmezsin değil mi? İlla bütün işi bitireceksin. Bu şekilde yaşamak hoşuma gidiyor. Ne dedin? İnsanlar mı geliyor? Tanıyor muyuz onları? Bundan hiç hoşlanmadım. 6 kişiler ve az sonra burada olacaklar. 6 mı? 6 mı dedin Cemile? Peki kim bunlar? Bilmiyorum anne. Çok iyi göremedim ama sanki 4'ü büyük, 2'si de çocuktu. Ne? Gidip baksam iyi olacak. Dikkat et. Tamam, merak edilecek bir şey yok. Bunlar komşularımız Bros'un ailesi. Burada ne arıyorsunuz? Bahar, sen misin? Hala benim ve ailemin şeytan olduğuna inanıyor musunuz? Hayır Bahar. Lütfen yaptığımız o korkunç şeyler için bizi affet. Evet, lütfen affet. Bütün bunlara Bul diyor sebep oldu. Ona inanarak aptallık ettik ama hatamızı sonra anladık. Kızgın olduğunu biliyorum ama bedelini ödedik. Her şeyimizi kaybettik. Evimizi, toprağımızı, hatta benliğimizi bile. Lütfen Bahar, bizi affet. Geri dönelim ve barış içinde komşu olarak yaşayalım. Lütfen, lütfen bizi affet. Anne, karnım acıktı. Ol. Anne. Büyük baba, lütfen affet onları. Yeterince acı çekmişler. Daha fazla çekmemeliler. Haklısın canım. Yaptıklarının bedelini fazlasıyla ödediler. Bu bizi affettiğin anlamına mı geliyor Bahar? Teşekkür ederiz Bahar. Buraya neden geri döndünüz Bros? Gidebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Filler burayı yıktıktan sonra şehirden şehire dolaştık. Ama herkes bizden korkuyordu. Lanetli olduğumuzu düşündüler. Herkes orman çocuğunu ve onun şeytan olduğunu öğrenmiş. Mowgli şeytan değil. O mükemmel bir insan. Bu Mowgli. Bufaloları getiriyor. Bufalolar mı? Sanırım bu gerçekten şeytan. Hayır değil.
ve sizi son kez uyarıyorum. Ona bir daha böyle hitap ederseniz çok sinirlenirim. Mowgli artık benim ailemin bir parçası. Ona saygı duyacaksınız. Merhaba Mowgli. Anne, büyük baba, Mowgli başarmış. Bütün bufalolarımızı bulmuş. Buna inanamıyorum. Bufalolarımız. Mowgli onları bulmuş. Oh, şu sürünün büyüklüğüne bak. Bunların hepsi senin mi var? Tabii ki hayır. Benim bu kadar bufalom yoktu. Sizinkiler de orada. Hatta bütün herkesin hayvanları. Mowgli! Merhaba Jamira. Bu çok eğlenceli. Denemek ister misin? Neden olmasın? Tamam, gidiyoruz. Merhaba anne. Take good care of you, then we can all